Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasanın 17. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm ne yapacağız? Şurada birkaç arkadaşa bakacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Evet, Crossbreed'e bıraktığım şeyleri hatırlıyorsunuz. Bakalım bu ne elde etmiş? Mantar. Bu henüz bir ürünü yok. Bu havuç. Bunun da henüz bir ürünü yok. Bu sugarcane galiba. Bu havuç. Patates. Bunu bilmiyoruz daha. Sugarcane. Bunu da bilmiyoruz. O zaman normalde burada seed düşmesi lazımdı. Bunu bilmiyorduk, doğru ya. Şunu da bilmiyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz. Bunu bilmiyoruz. Aa! Bakın, burada değişik örneklerden bir tanesini gördük. Karpuz elde ettik. Karpuz. Aa, bu iyiydi. Evet. Elimizde hiç karpuz yoktu ancak karpuz elde ettik. Muhahahay. Bu şekilde elinizde olmayan bitkileri elde edebiliyorsunuz. Bu birinci nokta. O zaman bir karpuz elde edeyim. 2 dakika. Güzel. Aa, bu arada önemli bir detaya daha değineceğim. Şu karpuzlar olsun. Ve Creeper gelmez umarım. Çok ilginç bir detaya değineceğim size. Neden? Copper'ları taşıyamıyorum. Tamamdır. Şimdi gidebilirsin. Ha, Rock Crusher'dan tekrar seed'e dönüyormuş bu. Şimdi karpuzlarımızı biz bu yolda seed'e çeviriyor muyuz? Evet, çeviriyoruz, gayet güzel. Tamamdır. 8 seed. Misler gibi. Evet. Bunun yanı sıra başka ne yapacağım? Gelip croplarımı alayım. Ve crossbreed'e devam. Crossbreed'le bakalım başka neler elde edebileceğiz. Farklı bir çiçek. Yani farklı bir çiçek değil, gene normal çiçek. Videx'imizi basalım. Videx'imizi basalım. Videx'imizi basalım. Videx'imizi basalım. Videx'imizi basalım.
Karpuz elde etmemizin yanı sıra bakalım başka neyimiz var. Şunları toplamaya başlayalım bir de. Karpuz. Havuç önemli benim için biliyorsunuz. Şu an yemek olarak havuç kullanıyorum. Renkler de önemli. Project Red de gerekecek. Şu sugarcane'ler zaten her daim önemli. Tabii şu sugarcane'lerin sadece bir saniye gözünü ayırmanla büyüyebilmesi özelliği. Pumpkin'lerimizi demin topladık. Patateslerimizi toplamıştım ben bir ara. Ve şunlardan... Aha! Evet, seed elde ettik. Yay! 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 Peki bu seed için bana ne lazım? Seed'i şu anki haliyle bilemiyorum çünkü önce incelemem lazım. Ama bunun elimizde olmayan bir bitki olduğunu görmüşsünüzdür. Cropnalizer'ı alalım. Tabii yapmamıştım. Senin için ne lazım? Electronic circuit, 2 copper kablo, redstone glass. Tamam basitmişsin. Ha dur. Copper sıkıntımızın ne olduğunu göstermem lazımdı. Iron nereye koydum? Tam buraya. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Önce bir cabaya bir girelim. Bunu ona birazdan şu Cropnalizer'ı yapayım, öyle göstereceğim. Cropnalizer için öncelikle enerjim yok, değil mi? Evet, yok. Siz bir girin şuraya enerjisi alırım sana. Sen yanabiliyor musun? Hayır, yanamıyorsun. Ne zaman? 11 tane yeter herhalde. Çok yakında daha değişik bir enerji yöntemine geçeceğim fakat onun için biraz steel'e ihtiyacım var. Onu bekliyorum. Tamam. 15 tane aslında yetiyor. Ne haber Django? Ne haber oğlum? Şunu da çekelim. Bana bir tane Iron Plate ver. Enerji yetmiyor. Iron Plate'imiz de hazır. Ve Redstone'u unuttuk. Sağ olsun. Hello yazacaktım da Ç yazdım. Server'da şu an bakalım. İki server'ın herhangi birinde şu an kimse var mı? Bir mi bakalım. Redstone ve glass. Tabii ki de hepsi pain. Tamam, hepsi artık şunlar hariç glass. Evet, glass pain arası dönüşüm bu şekilde yapılıyor. Cropnalizer. Tabi sana enerji lazım. Seni single use battery'ler. Craft ediliyor. Merkürisel. Ya da sülfürik asit. Ya da direkt copper kablo. Bu ilginç.
Tamam. Sülfürik asit. Ya da merkür selleri. Evet, henüz yapamıyoruz. O zaman ne yapalım? Normal bir pil. Tabii saniye başı şarj etmemiz gerektiği gerçeğini hesaba katmazsak. Enerji kristali daha sonradan da yaparız. Django. Çekil elektronik makinelerin üstünden oğlum. Normalde şöyle buraya koyuyoruz fakat tarayamıyor şu an çünkü enerjisi yok. Abi bir saniye merak etme. Redstone'a enerji verebiliyor muyuz? Hayır veremiyoruz. İki. Yani son ikisi o esnada ben bir de piston mu yapsam? Evet, şimdi bir de Japa. Bir de chest lazım. Ve beraberinde gene wood lazım. Ama varmış orada. Evet. Ve bunu bu şekilde shift click ile upgrade ediyoruz. Ve artık 64 stack'ten daha fazlasını doldurabiliriz bunun içine de şu an taşıyamıyorum. Taşıyacak yerim yok. Java barrel'larını bu şekilde upgrade ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve elinizde plate varken bunlara dokunmayın. Ufak bir uyarı. Köfte abinizden ufak bir uyarı. Dolmuş sayılır. Cropnolizer. Evet. Sayazid. Albraca tarafından eklenmiş. Ve bunun enerjisi bitti. Ha, bu özelliği eklemişler mi? İlginç bir. Normalde bu yoktu diye hatırlıyorum. Yani şu... Ah, yetmiyor. Vay be. Neyse şu dolsun. Son değerleri biraz da ilginç onun. Onun için bekleyecektim. Ama onun yerine havuç yiyorum. Yem 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 yem. Bu umarım yeter. Ha tamam yetti. Evet. Growth 2, Gain 2. Evet, gain'in yüksek olması işe yarıyor. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız daha fazla ürün elde ediyorsunuz onlardan. Ve benim home nerede? Çelik home vardı. Evet, şunları önce bırakalım şöyle. Çelik ho gel. Sen bana sen lazımsın. Şimdi gel gelelim. Şimdi senin camlarını tabii seni direkt ekemiyoruz. Yani öyle çalıştım saçma biçimde. Neden? Şu an tek bir tane koysam yeter. Böyle ekiyoruz. Şuraya da pumpkinlerimi koyayım.
Pumpkin demişim. Karpuzlarımı. Karpuz. Bir saniye, buraya koymamış mıyım ben? Artık koydum. Aha. Evet, sanırım burada yeni bir şeyler türemeye başladı. Güzel. Hayretten. Fertilizer da yapabilirim. Ya tabii artık yapım için chemical extractor gerekiyor. Ya da distillation tower. Evet. Sağlık olsun. Sana bir adet melon. Ve bunlar da büyüdü. Büyüdü büyüdü, pınarla büyüdü. Yalnız şunun güvencesi diyecektim de, hem de tabii sugarcane'lerin über hızlı büyüyüşü. Patatesler de büyümüş. Güzel. Şunları bir tekrar kontrol edelim. Henüz yeni bir şeyler gözükmedi. Bir şey merak ettim. Forestry Fertilizer acaba işe yarar mı? Hiç denemedim. Sizinle birlikte deneyeceğim burada. İşe yararsa güzel bir şey bu. Forestry Fertilizer'ı koymuştum sanki bir yerlere. Ha, crowbar değil, Fertilizer. Ball buraya düşmüş. İşe yaramıyor galiba. Evet, yaramıyor. Sağlık olsun. Evet, crossbreeding'i de bu şekilde anlatmış olduk. Peki bunlarla neler elde edebiliyoruz? Feru. Feru tamamen demir veriyor bize. Aurelia altın veriyor. Oil berries. Adından anlaşılacağı üzere. Oil veriyor. Şu şekilde işlenerek. Ve bunu Great Tech ekliyor bu arada. Bunun yanı sıra... Secret. Hem sugarcane hem de rubber veriyor. Kısacası bu şekilde ilginç ürünler elde edebiliyoruz kendilerinden. Şimdi neden bu işe girdiğimi anlamışsınızdır. Ha, ayrıca sen sadece sen şöyle bir yere kal. Bakalım ne kadar hızlı büyüyorsun, onu öğrenelim. Ve kendimi kaptırdım. Gece oldu. Run Forest Run. Şunları. Ve şunları buraya bocaladıktan sonra. Şunu da şuraya bocalayıp. Şunu da şuraya bocalayıp. Uyuyalım. Şimdilik
Sizleri şu sorun chest'e koyayım. Sen şöyle git. Tamamdır. Güzel bir arkadaşımızı taşıyalım. Hani şuraya yanına. Koş. Yarı yarıya böl. Sonra tekrar koş. Selam zombiler. Evet, tarlamız gayet güzel idare ediyor kendini. Misler gibi. Evet. Gördüğünüz gibi bir sekten daha 64 taneden daha fazla. Ve şuraya ben bir kapı yapsam güzel olacak artık. Peki kapıyı neyle yapacağım? Chisel nereden? Carpenter's Block, Carpenter's Gate. Carpenter's Block aletlerim burada. Bir, iki. Üç. Bir, iki. Ama bana bir tane daha lazım. Bunların ne? Sen. Ve sen. Ardından da sen. Görüntü neyden olacak? Tabii ki de ve 3 adet bu şekil factory block. Bu şekilde bir kapı sistemi. Ve 3 adet bu şekilde carpenters ve factory bloğumuzu alalım. Ve merhaba çekiç deyip çekicimizi alalım. Çekicimiz ölmek üzere olduğundan yedek çekicimizi alalım. Evet, bu iyi. Stiller gelin. Inventory unification çalış. Tamamdır. 38 yeni stilimiz.
Bu arada senin işin bitti mi? Evet, bitmiş. Zaman ne yapıyoruz seni? Ve seni kapıyoruz. Ve ben ranch'imi alıyorum. Şu sorunu hallediyoruz. Ha, dur, ranch'siz de halledebilirim diyeceğim de chest yapmam lazım bunun için. Ve alloyları artık buraya koyuyorum. Ranch. Evet. Seed bunun içine takılmıştı. O yüzden sistem bloke olmuştu. Artık düzgünce çalışması lazım. Bunları da senin içine atak. Tamamdır. Vut vut. Evet, mükemmel bir biçimde çalışıyorum. Sanırım bu bölümümüzü burada bitirebiliriz diyeceğim de son bir şey daha yapmak aklıma geldi. Şunu kontrol edelim. Fertilizer duruyor. Bom yıl koyarak hallediyorsunuz bunu buraya. Ve hala Woodcutter'ın Drolltis'i de. Bakalım neyle tamir ediyormuşuz bunu. Reinforce Metal. Yani şu Reinforce Metal'ları bunun içine koyarak tamir edebiliyoruz. Şimdi son bir şuraya bakıp ardından bir şey daha girişeceğim. Sen büyümemişsin hala. Sen bir şeye dönüşüyorsun. Bir bitki. Sen bir tam olgunlaş. Belki Stick Reed çıkabilirsin. Sen sadece kesinlikle Pumpkin'sin. Bu arada gain düşükse Seed çıkamayabilir. Sen kesinlikle havuçsun. Sen Weed'sin bence. Tamamdır. Şunlar da büyüsün. Öğrenelim ne halt olduklarını. Vitex'imizi de basalım. Peki craft edeceğim diğer şey bu bir saniye. Ha, tamam. Craft edeceğim diğer şey ne? Hayır sen değilsin. Neydi senin adın? Steam Turbine Housing. Tabi bundan 4 set yapmamız lazım yani. Evet. 4 set yapmamız lazım. Yani 16 tane Block of Steel. Ve sadece bunda da bitmeyecek. O 16 Block of Steel'in yanı sıra biraz daha Block of Steel lazım. Şimdi. İki, dört, altı, sekiz Block of Steel. Bunlar burada işlensin. Sizleri ben şurada yapsam daha güzel olabilir. Bunun yanı sıra.
enerjimiz yok. Şunların hepsini harcayalım artık. Zaten enerjiye dönüşecekler. Evet, 3 tane hazır. İlk setimiz hazır. Şuraya onun USB'sini koyarız. Ama bu steam turbine çalıştırmak için bize bir de rotor gerekecek. Yok. Siz şöyleydiniz. Siz böyleydiniz. Şunu bekliyoruz. Tabi bu rotorlar değil. Şu rotor. Bunlar için 3 tane daha block of steel lazım. Ve 8 çarpı 3. 24 tane steel plate. Yani kısacası bu arkadaş biraz steel tüketen bir arkadaş. Fakat işe yaradığı şeyi gördüğünüzde neden? Evet, steel'im yetmiyor. Bu turbinler çok daha ucuz gibime geldi, değilmiş. Aslında ucuz. Şimdi tamamdır. Bunları hazırladık. Son arkadaşları da bekleyelim. Evet. 6. Şunu bekliyoruz. Tabii o esnada ben başka bir şey daha yapmak zorundayım. O da... Bir saniye. Şu an 3 tane var zaten. Rotor. Evet. Steam rotor hazır. Evet, turbine'ı zaten biliyoruz. Başka ne yapmam lazım? CSU mu yapsam direkt MFI'ye mi geçsem? Direkt MFI'ye geçeceğim. 512 EU tüketiyor. Depo aktarabiliyor ve 4 milyon EU depoluyor. Bunun için enerji kristale ihtiyacım olacak. Enerji kristal Energium'da aslında elde ediliyor. Bu da 4 Ruby Dust ve 5 Redstone. Rubilerimizi nasıl elde edeceğiz? 4 16 rubi galiba. Evet, 16 rubi. Bunları Mercerator'dan geçirip bir saniye. Ha, önce blok yapmamız lazım bunun içinde.
Bir tane eksik mi? Evet, bir tane eksik. Yok. Biri değil, bir tane fazla eksik. Evet, bayağı bir eksik. Stilimiz bayağı bir eksik geldi. Sende var mı? Yok. Ama bir saniye. Şunları stile geri çevirebiliyoruz. Dur, şunda bir şey var, değil mi? Evet, drain var. Şunların yarısını ben stile çevireceğim. 19 tane benim işim görür. O esnada bir de şuradan arkadaşlarımızı alacağım. Oo, süreyi geçmişiz. Ben en iyisi uçan at. At pardon. İskelet at. Işıklandırmanın kötü olduğu bir yer var. Burada benim bir torçum olacak. Nasıl lazım da? Neden yok? Evet. Tamamdır, artık her şey tertemiz. Şuralarda bir şey kaldı mı? Bazen kalabiliyor. Tamam. İster gibi. Şuradaki ayrımlara bakalım. 28. 14-14 paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü kötü günler. İyi eğlenceler. Kalan işleri ben sonraki bölüm halledeceğim.